İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla karada ve denizde başlattığı depremsellik araştırması sürüyor. Yapılaşmalar için sağlıklı zeminleri belirlemek amacıyla Bornova Ege Üniversitesi kampüs bölgesinde de sondaj çalışması başlatıldı. Bornova Ovası ve çevresinin zemin özelliklerinin yanı sıra deprem sırasındaki davranışlarını belirlemeye yönelik çalışmalar tamamlandığında mikrobölgeleme olarak bilinen yapılaşmaya uygun ve uygun olmayan alanlar belirlenecek. Ayrıca mevcut yerleşim bölgelerinin olası depremlerden nasıl etkileneceği de çalışmanın ardından netlik kazanacak. Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nihat Sinan Işık, Bornova Ovası ve çevresinin zemin özelliklerini, deprem sırasındaki davranışlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve bölgeden örnekler aldığını söyledi. Bornova Ovası'nın ve etrafının zemin özelliklerinin deprem sırasındaki davranışlarını belirlemeye yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bunlar sonucunda da zeminlerin mekanik özellikleri ve dinamik özellikleri belirlenip projenin en sonunda bilgisayar ortamında bir deprem hareketi uygulanarak bu ovanın depreme verdiği tepki, deprem hareketleri üzerindeki tepkisi ölçülecek. Toplamda 17 tane derin kuyu olacak. Derinlikleri değişecek, yerinde belirlenecek. Fakat Türkiye'de bu detayda yapılan ilk çalışma. Diğer sondaj kuyuları 30 metre ila 15 metre aralığında açılıyor. Onlar daha sığ yapılar amaçlı. Fakat bunlar daha derin sondajlar olduğu için bütün ovanın, bütün basenin yapısını belirleyeceğiz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi jeofizik mühendisi Profesör Doktor Aydın Büyüksaraç da zeminin dinamik modüllerinin tespitine yönelik bir yöntem uyguladıklarını söyledi. Bu sondajlar 300 metre derinlikte ve PS log ölçümleri de bu sondajlarda gerçekleştiriliyor. Bu Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir derinlik ve bu denli yoğun bir ölçüm gerçekleştirmiş oluyor.